Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan 235 sanıklı Ergenekon davasında mütalasını açıklayan savcı, Ergenekon silahlı terör örgütünün varlığının kanıtlanamadığını belirtti. Savcı 26 sanık hakkında ceza istedi. Sanıklardan Alparslan Aslan'la Osman Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığa Cumhuriyet gazetesine bombalı saldırıdan ağırlaştırılmış müebbet istedi. 199 sanık haklarındaki tüm suçlamalardan beraat etti. Mahkeme savunmaların hazırlanması için duruşmayı 27 Aralık'a erteledi sevgili seyirciler. Evet, Ergenekon süreci nasıl başlamıştı? Ergenekon davası süreci. Bir sabah kalktık, bir Ergenekon operasyonu başlamıştı hatırlayacaksınız. İşte o günlerden bugünlere nasıl gelinmişti? İlk başladığında, bu operasyonun ilk başladığında dönemin başbakanıydı Recep Tayyip Erdoğan ve ben bu davanın savcısıyım demişti. Onun üzerine aradan geçen yıllarla birlikte CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'dan bu sözlere ilişkin ve tabii Ergenekon davasını değerlendiren bir açıklama geldi. Deniz Baykal, ben de avukatıyım demişti. Şimdi o konuşmadan bir bölüm getireceğiz ekranlara, Deniz Baykal'ın yaptığı konuşmadan. 2017 referandum sürecinde İzmir'de yaptığı bir konuşmayı da önce izleyelim. Böyle bir şey olmaz. Vahim bir olay. Büyük bir olay, unutulması imkansız bir olay. Türkiye Cumhuriyeti'nin Genelkurmay Başkanı 5 yıl cezaevine atıldı terör örgütünün yöneticisi diye. Silahlı kuvvetlerin en değerli kadroları perişan edildi. İntihar edenler mi istersin? Mahvolan aileler, perişan olan aileler mi istersin? Her şey orada. Niye oluyor arkadaşlar? Nasıl oldu bu iş? Nereden çıktı bu Ergenekon? Hatırlarsanız bir savcı arıyorum diyorlardı o zamanki devlet yetkilileri. Bir savcı lazım bize. Aradılar, buldular o savcıyı. Kim o savcı? Nerede şimdi o savcı? Yani şimdi o savcı kaçak. O savcıyı bulup getiren nerede? Başkan olmak istiyor. O Ergenekon davası atıldığı zaman hatırlarsınız, ben o zaman çıktım dedim ki bu yakışıksız bir davadır. Hiçbir hukuki temeli yoktur. Deliller uydurmadır, icat edilmiştir. Gizli sanık diye getirdiğiniz her türlü pisliğe bulaşmış bir avuç mahkum olmuş insanı cezaevinden alıp gizli sanık diye bilmediği olaylarla ilgili konuşturup dava yürütmeye çalışıyorsunuz. Bu kabul edilemez demiştim. Buna karşılık o zamanki başbakan da demişti ki hayır, bu haklı bir dava, doğru bir dava. Deliller de sağlam, tanıklar da sağlam. Ben de bu davanın savcısıyım demişti. Öyle değil mi? Ben de o zaman çıkıp demiştim ki sen bu davanın savcısıysan ben de bu davanın avukatıyım demiştim. Ne oldu? Savcı mı haklı çıktı, avukat mı haklı çıktı? Savcı kaybetti ama şimdi başkan olacak diyor. Yani şimdi başkanlık peşinde başkan, savcı. Olur mu değerli arkadaşlar? Ergenekon bir büyük çöküntüdür. PKK çöküntüdür. FETÖ çöküntüdür. Yani aklınıza ne gelirse. Evet, Deniz Baykal'ın CHP Genel Başkanı'ydı o dönem. Deniz Baykal'ın seneler sonra yaptığı açıklama bir kez daha haklı çıkardı onu sevgili seyirciler. Yine müthiş bir öngörü. Hem siyasete hem hukuka ilişkin müthiş bir öngörü gelmişti Deniz Baykal'dan da o dönemde. Evet, şimdi Ergenekon kumpası çöktü dedik. Yine bu davanın avukatlarından Celal Ülgen bu sonucu yorumlayacağız kendisiyle ve süreci. Sayın Ülgen, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, bugüne geldik. Şimdi sevinmeli miyiz, üzülmeli miyiz? Birçok mağduriyetler var Ergenekon sürecinde. İntiharlar oldu, ölenler oldu, aylarca yıllarca sevdiklerinden, ailelerinden uzak kalanlar oldu. Ve yaşanan süreçle birlikte neler söyleyeceksiniz Sayın Ülgen? Evet, yani ben bakarsanız bakın,
boşu boşuna geçmiş onlarca yıl ve yitirilmiş insan, yitirilmiş zaman ve yitirilmiş kuşak, ne bakarsanız ne ararsanız bu dava içerisinde ve bu süreçte var. Çok açık söylemek gerekir. Nasrettin Hoca'nın eşeği gibi önce kaybedip sonra buldurarak sevinmelerini sağladılar. Yani masum insanlar önce suçlandı, şimdi de aman ne güzel berat ediyoruz diyor diyerek seviniyorlar ama şimdi dikkat ederseniz neler neler değişti bu zaman içerisinde. 2009 yılından başlayan süreç 2018 yılına kadar geldi. Ve 2018 yılının bırakın başını 2017 yılındaki 15 Temmuz kalkışmasından hemen sonra bitirilmesi gerekirken bu davanda hala bugünlere sarktı. Sadece bizi sevindiren, bizi mutlu eden bir husus var. Onu söylemeden geçmeyeceğim. Çünkü her kötü şeyi eleştirdik. Her olumsuz şeyi eleştirdik. Her iyi şeyi de takdir etmek gerekir. Ben bugünkü Cumhuriyet Savcısının özellikle Ergenekon davası aynı zamanda cemaat için geçmişteki pis işlerini içine attığı ve kendisi üzerindeki bütün kuşkuları yok etmek için kullandığı bir nevi çöp tenekesidir sözünü çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Ergenekon davası sürecini Fethullahçı çetenin çöp tenekesi olarak niteliyor. Bununla da yetinmiyor. Taraf gazetesinin kurulmasını ve işlevini, Taraf gazetesine bir dönemin belli liboşlarının nasıl toplandığını da irdeliyor. O açılardan bana göre Ergenekon davasıyla ilgili Yargıtay kararından sonra en iyi tespit yapan metin diyebiliriz bugün çıkan iddianameye. Ve bu iddianameyle bütün sanıkların bir kez daha aklanması talep ediliyor. 27'sindeki duruşmada sanıyorum beklediğimiz ve özlediğimiz bu sona ulaşacağız. Evet. Şimdi bugünlere gelinceye kadar nasıl bir süreç izlendi, nasıl bir süreç yaşandı dedik. O dönem hatırlayacaksınız bu Ergenekon operasyonları başladığında Recep Tayyip Erdoğan başbakandı ve ben bu davanın savcısıyım demişti. Israrla savcısıyım demişti. Ve yine o dönem CHP'nin genel başkanı olan Deniz Baykal da avukatıyım ben de bu davanın demişti. Az önce bir konuşmasını getirdik ekranlara. Çökük bir dava bu. Ergenekon çökük bir dava diye nitelemişti. Bu evet, konu hakkında Deniz ne hocam, söylersiniz Sayın Ülgen? Deniz Hocam yıllar önce çok doğru bir tespit yapmıştı, bir paylaşma yapmıştı. O dönemin başbakanına Balyoz davası ve Ergenekon davası sürecinde ben bizzat mektup yazarak yargı içerisinde çöreklenmiş bu çetenin çözümlenmesinde bize yardımcı olmasını ancak böylece çözümleyebileceğimizi söylemiştim ama en ufak bir yanıt bile alamamıştım o tarihte. Şimdi yani dönüp geçmişe baktığınız zaman neyin doğru, neyin yanlış, kimin haklı, kimin haksız, kimin doğrunun yanında olduğunu, kimin yanlışın yanında olduğunu fark edebiliyorsunuz. Bu bir mihenk taşıdır artık yani. Söylemek istediğim bundan ibaret şu aşamada. Doğrusu daha çok şey söylenecek bundan sonra. Peki geriye dönük mağduriyetler noktasında ne yapılacak Sayın Ülgen? Evet yani tazminat davaları gelecek tabii. Fakat bizdeki tazminat davalarında bedeller çok düşük tutuluyor. Hak kayıpları, hak ihlallerinin bedelleri tam karşılıkları verilmiyor. Doğrusu biz orada da değiliz. Sanıklar da orada değil. Sadece ve sadece itibarlarının geri verilmesi onlar için büyük bir kazanım olacak. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Ülgen değerlendirmeler için. Evet, işin hukuki boyutu böyle. Şimdi birçok mağduru var dedik. İntiharlar oldu, üzüntüden hastalananlar oldu, sevdikleriyle, yakınlarıyla aylarca, günlerce uzak kalanlar oldu.
itibarları zedelenilmeye çalışıldı bu dava ile birlikte. Ordumuzun o çok istisna isimlerine sevgili seyirciler. Dolayısıyla böyle bir süreçti bu. Yine bu sürecin mağdurlarından biri de o zamanlar.